Abbey Road. 50 yıl oldu albümün çıktığı. Acaba Beatles'ın gizemi neydi? Abbey Road, Beatles'ın son stüdyo kayıt albümü. Her ne kadar Let It Be 1970'te çıkmış olsa dahi kayıtları daha önceden. Yani dağılmadan önceki son albüm. Ve çok gizemli albüm olarak kabul edilir. Üstelik ikonlaşmıştır bugün. En çok hatırlanan albüm kapağıdır. Beatles albüm kapaklarına önem vermeye başlar. Özellikle Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band'den sonra bütün kapaklar muhteşem olmalıdır. Bu son albümün adı da Everest olarak planlanmıştır. Aslında Everest isminin ilham kaynağı albümün kaydını yapan ses mühendisinin sigara paketi üstündeki Everest resmidir. Hepsi pek severler. Albümün adının Everest olmasına karar verirler ve tabii ki Beatles oldukları için ve hafif uçuk oldukları için özel bir uçakla Everest'e gidip kapak fotoğrafını orada çekmek isterler. Paul, albümün çok çabuk çıkmasını istediği için Everest'e gitmekten vazgeçirtir. Herhangi bir sokakta çekelim der, albümün ismini de sokağın adını koyalım. Sokak Abbey Road'dur. EMI stüdyolarının olduğu İngiltere'nin o dönemki en büyük kayıtlarını yaptığı stüdyonun hemen önü. Albümün fotoğrafçısı İskoç Ian Macmillan'dır ve zordadır. Günlerden pazartesidir ve kapak çarşambaya teslim edilmek zorundadır. Üstelik fotoğraf çok kalabalık bir yolda çekilecektir ve polis yolu kesecektir. Dolayısıyla kendisine sadece ve sadece 10 dakika verilmiştir. Bu 10 dakikaya 6 deneme sığdırılır. 1, 2, 3, 4 ve 6'da Beatles üyeleri birlikte bir türlü yürüyemezler. Bir tek 5.'de adımları tutar. Doğal olarak da o fotoğraf kapak fotoğrafı olarak seçilir. Bir yandan yeni Hindistan'dan döndükleri için ve Hint felsefesine yavaş yavaş kendilerini kaptırdıkları için Paul ilk iki çekimde sandalet giymesine rağmen sonrasında çıplak ayakla yürüyecektir. Bu da Paul öldü efsanelerinin tetikleyicisi, ateşleyicisi olacaktır. Beatles hakkında o dönemde zaten her gün yeni bir efsane patlatılır ama bu plak kapağına dayalı olarak Paul'ün öldüğü gerçekten inandırıcı hale gelmiştir. Paul'ün ölüp yerine William Campbell adında birisinin 2 yıl önce geçtiği söylenir. Kendisine çok benzediği söylenir. Üstelik de çıplak ayakla yürümesinin de bunun bir göstergesi olduğunu inanılır. Özellikle Hint felsefesinde bunun ölüm işareti olduğuna inanılmıştır. Çünkü Hint felsefesinde ölüler çıplak ayakla yürür. Bir başka iddia ise plak tersten çalındığında Paul is dead, Paul is dead, Paul öldü seslerinin geldiği iddia edilir. Onun için pek çok kişi pikabının iğnesini berbat etmiştir bunu duyabilmek üzere. Paul öldü efsanesinin bir başka unsuru da arkadaki beyaz Volkswagen ve plakasıdır. LMW28IF. Yani Paul yaşasaydı bugün 28 yaşında olacaktı diye okunur. Tabii böylece o beyaz kaplumbağa da çok meşhur olur. Daha sonra 1986 yılında açık arttırmada önce 3000 pound'a yakın satılır ama bugün milyonlar ediyor. Fotoğrafın sağ tarafında bir adamcağız durur. Paul Cobb. Bu gariban bir turisttir. Öylesine bir çekim seyreder. Beatles'ı tanıdığı bile tartışılır. Aylar sonra kendisini kapakta görünce başına gelenleri anlar. Bu albümden geriye Ringo Starr, Paul McCartney kaldı. Beatles 50 yıl önce dağıldı. Bu da 50 yıllık bir albüm. Ve bu albüm üstünde grup ismi, şarkı ismi, albüm adı yazmayan İngiltere'de çıkmış ilk ve tek albüm. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Müziği sadece müzik, kapağı sadece kapak, fotoğrafı sadece fotoğraf, anıları sadece anı olarak almayın. Hepsi bir araya geldiğinde yepyeni bir anlam çıkıyor.